Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Yusuf suresinin son sayfasında 105-111. Ayetler arasını okuyacağız. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha bitirmiş olacağız. Allah-u Teala buraya kadar olan bölümde Hazreti Yusuf'un kıssasını bize anlattı. Uzun bir kıssa olarak anlattı ve müstakil tek başına bir kıssa olarak anlattı. Bu bölümde de genel değerlendirmeler var. وَكَيِّمْ مِنْ اَيَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki يَمُرُّنَ عَلَيْهَا insanlar bu ayetlere uğrarlar. وَهُمْ anha مُورِدُونَ Ama yüz çevirip giderler. Göklerde ve yerde Allah'a alamet olan şeyler var. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اَيَا تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٍ Her şeyde Allah'ın bir olduğuna delalet eden ayet, alamet vardır. Nasıl ki mesela trafik işaretleri bir takım sembollerdir. Bu sembollerin dilini bilen kimse o işaretleri yazılı bir ifade gibi görür. Veya sözlü bir ifade gibi anlar ve istifade eder. Ama bu işaretlerden anlamayan kimseler için trafik işaretleri bir mana ifade etmez. Diyelim birisi köyden hiç çıkmamış, dünyadan haberi yok. İlk defa şehre gidiyor. Giderken her taraf trafik işaretleriyle dolu. Sürati tahdit eden işaret, sağa dönülmez, sola dönülmez gibi işaretler, daha diğer trafik işaretleri, trafik lambaları falan, bunlardan bir mana çıkaramayacaktır. Ama bilen kimse bunlardan fevkalade istifade edecektir. İşte alem büyük bir sembol kitabı. Cenab-ı Hakk'ın telif etmiş olduğu büyük bir sembol kitabı. Her varlık Allah'ı bize anlatıyor. Allah'a delalet ediyor. Ona bir alamet. Bayrak devletin alametidir, sembolüdür. Dalgalandığı her yerin o devlete ait olduğunu gösterir. Kainatın her tarafı tevhid bayraklarıyla doludur. Ve her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini aleme ilan eder. Ve bizler insanlar olarak bu ilahi ayetlerin birer muhatabıyız. İnsan anlayışlı bir muhatap. İnsanda akıl var, fikir var. İnsan bu ayetlere bakıp buralardan Allah'a bir delil olarak bunları görebilir. İşte bir Arap şairinin, bir bedevinin şöyle bir delaletinden bahsediliyor. Diyor ki yolda giderken bir takım izler görüldüğünde bu izler oradan geçen hayvanlara delalet eder. Veya o hayvanların diyelim pislikleri onları gördüğünde hangi hayvana ait olduğuna delalet eder. Onun gibi gökyüzü yıldızlarla dopdolu, yeryüzü nice varlıklarla dopdolu. Bunlar da her birisi alim habir olan Allah'a delalet etmez mi diyor. Bu manada baktığımızda gökler ve yer ayetlerle dolu. Allah-u Teala kendisini kelami ayetlerle yani gönderdiği peygamberlerin diliyle ve aynı zamanda Tevrat, İncil, Kur'an gibi kitapların ayetleriyle anlattığı gibi tekvini ayetlerle de yani yarattığı varlıklarla da bize anlatıyor. Bir sinek bizi Allah'a götürür. Yani Allah'ın sanatını bize gösterir. Bir çiçek Allah'ı bize gösterir. Allah'ın sanatkarlığını bize anlatır. Güneşe baktığımızda güneş bir ayet, o parlaklığıyla hem bir lamba görevi yapıyor, hem ısıtıcı bir soba görevi yapıyor. Tam dünyayla münasebetlerinin tanzimi o kadar uygun bir mesafede bırakılmış ki biraz daha yakın olsa dünya yanacak, daha uzakta kalsa her şey donacak. Bu manada düşündüğümüzde her varlık hikmetlerle dolu ve her varlık nice antika sanatlarla dolu ve her varlık Allah'tan bir kudret mucizesi, bir ilim harikası ve biz gelişen ilimlerle alemdeki ilahi ayetlerin manalarını daha iyi görebiliyoruz. Şu alemin ne kadar muhteşem olduğunu, DNA'dan tutun, gökyüzündeki yıldızlara varıncaya kadar ne kadar muhteşem bir şekilde tanzim edildiğini görebiliyoruz. Ve bunları seyretmenin neticesinde, müşahede etmenin neticesinde Allahu Ekber deyip, Subhanallah deyip Allah'ın büyüklüğünü ilan ve Allah'ın sanatı karşısında hayranlığımızı ifade edebiliyoruz.
Ancak Allahu Teala insanların ekserisinin bu ayetlerden anlamadığını ve bu ayetlerdeki fevkaladeliği fark edemeyip yüz çevirip gittiklerini bize bildiriyor. Ve ma yu'minu ekseruhum billah, onların ekserisi Allah'a inanmaz, illa ve hum müşrikun, ancak müşrik olarak inanırlar. Allah'a şirk koşarak inanırlar. Malum İslam öncesi cahiliye Arapları aslında Allah'ı reddetmiyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar fakat araya putları koyuyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki Allah çok ötelerde. Allah yüceler yücesi. Dolayısıyla yani tabir yerindeyse Allah'ın işi yok da mı bizimle uğraşacak? O münezzehtir, mütealdir. Bunun yerine Allah'a aracılar koyuyorlar. Putları Allah'a aracı olarak görüyorlar ve diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُغَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى, biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Ve böylece şirk ile Allah'a inanmış oluyorlar. Günümüzde Hristiyanlar belki de dünyada nüfus itibariyle en kalabalık nüfus. Müslümanlarla Hristiyanların nüfusu birbirine yakındır. Çok geniş bir coğrafyada Hristiyanlık da yaygın. Ama Hristiyanlar bir şirkin içindeler. Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah baba şeklinde kabul ediyorlar ve oğul İsa diye Hazreti İsa'yı da uluhiyetin bir rüknü olarak görüyorlar. Buna teslis denilmiş. Yani Allah'ı üçleme, baba oğul, ruhul kudüs tarzında tevhide aykırı bir şekilde bir kabulleri var. Veya mesela Yunanlıların eski dinlerini düşünecek olursak Olimpos Dağı'nı tanrıların mekanı olarak kabul etmişler. İşte Zeus büyük ilah kabul ediliyor. Ve o büyük ilahın yanında tanrılar sülalesi meydana getirmişler. Ve bir hanedan gibi o hanedan alemi idare ediyor. Bu manada bir şirkin içine düşmüşler. Eski Türk inançlarında yer tanrısı, gök tanrısı gibi yine şirk tarzında inançların olduğu bilinmekte. Demek ki insanların ekserisi bu manada bir şirkten kendini kurtaramamış. Şu anda Budistler Müslümanların yarısı kadar bir nüfusa sahip. Onlar herhalde Buda'ya bir ilah görevi yüklüyorlar. Ve bunu yaparken bir takım şirkten kendilerini kurtaramıyorlar. Ve alem çapında, dünya çapında düşündüğümüzde aslında yüce, müteal bir varlığı, Allah manasında alemi yaratan bir varlığı genelde insanlar kabul ediyor ama bu kabulleri içinde bir şekilde şirkten kurtulamıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti Muhammed'in de gizli şirk ile müptela olacağını anlatıyor. Yani Müslümandır, Allah'a iman etmiştir ama bir şekilde şirkten kendini kurtaramayabilir. Ne gibi mesela? Diyelim hastaydı, doktora gitti. Doktora giden bu kimse doktorun verdiği ilaçlarla iyileşti diyelim. Ya doktoru veya ilaçları Allah'a şerik yapabilir ve der ki doktor beni iyileştirdi veya şu ilaçlar beni iyileştirdi der. Peki doktora gitmesin mi? İlaçları kullanmasın mı? Elbette doktora gitsin, elbette ilaçları kullansın ama şifayı Allah'tan bilmek gerekir. Yani şifa Allah'tandır, hidayet Allah'tandır, yaratma Allah'tandır, rızık vermek Allah'tandır. Ama Allahu Teala sebeplerle tasarrufta bulunmaktadır. O kimsenin de iyileşmesi için doktor bir sebeptir, ilaç başka bir sebeptir. Bu sebeplerin perdesi arkasında Allah'ın icadını, Allah'ın tasarrufunu görebilmek gerekir. Demek ki ayet-i kerimede dikkat çekildiği şekliyle insanların ekserisi şirkten kendini kurtaramıyor. Açık veya gizli bir takım şirkle Allah'ı o şekilde kabul ediyor. Efe eminu en te'tiyehum gâşiyetun min azâbillâh. Allah'ın azabından, onları bürüyen bir azabın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Ev te'tiyehumus sa'atu bahteten, veya ansızın kıyametin gelmesinden emin mi oldular? Ve hum la yeş'urun, onlar şuurunda değiller, farkında değiller iken. Yani onlar farkında değilken Allah'tan onları bürüyen bir azabın gelmesinden veya kıyametin kopu vermesinden emin mi oldular?
Her insanın ölümü kendi küçük kıyametidir ve kimin ne zaman öleceği de belli değil. Aniden ölüm gelebiliyor. Yoksa bundan emin mi oldular? Kul hadi sebili, de ki işte bu benim yolum. Ed'u ilallah ala basira, basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey insanlar gelin gözünüzü yumun bana tabi olun demiyor. Demiş olduğu şu, basiret üzere sizi Allah'a davet ediyorum. Yani aklınızı kullanın, gerçekleri görün, bana tabi olun. Ve gerçekleri görmeden körü körüne tabi olmak uygun değil. Ene ve menittebani, yani ben böyleyim, bana tabi olanlar da böyledir. Ve subhanallah ve ma ene minel müşrikin, ve Allah'ı tenzih ederim, fe subhanallah, ben müşriklerden değilim. Ve ma arselna min kablike illa ricalen, ey peygamber, senden önce biz ancak erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yani bazıları acaba işte Firavun'un hanımı veya Hazreti Musa'nın annesi veya Meryem, bunlar da peygamber olabilir mi gibi, bu manada bunlara vahiy gelmiş midir gibi değerlendirmelerde bulunmuşlar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın annesine, Meryem'e vahiy kelimesi kullanılıyor. Vahiy kelimesinden hareketle acaba onlara da vahiy geldi mi tarzında değerlendirmeler yapılmış. Bildiğimiz kadarıyla şöyle, ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Senden önce biz ancak ricale, erkeklere risalet görevi verdik. Yani bu noktada peygamberlik görevinin sadece peygamberlere, erkeklere verildiği ifade ediliyor. Kadınlar da peygamber anası olmuşlardır. Bu da elbette çok büyük bir şereftir. Peki Kur'an'da onlarla alakalı kullanılan vahiy kelimesini nereden nasıl anlayacağız? Vahiy ilham anlamına da gelir. Arıya da vahyedildiği Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Arı peygamber olmadığı gibi diyelim Hazreti Musa'nın annesi de peygamber değildir. Hazreti Meryem de peygamber değildir. Gerek Hazreti Meryem gerek Hazreti Musa'nın annesi, bunlar peygamber anasıdırlar. Nuhi ileyhim, biz onlara vahyederiz. Min ehlil gura, o belde ahalilerinden onlara vahyederiz. Efelem yesiru fil ardı, onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Feyanzuru, ta ki baksınlar, nazar etsinler. Keyfe kâne âgıbetüllezîne min gablihim, onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar, nazar etsinler. Dünyanın hemen her yerinde tarihi yerler de var. Ve buralarda helak edilen kavimlerin kıssaları var. İşte bir zamanlar işte buralarda başkaları yaşamış ama toptan helak edilmiş gibi, bunlarla alakalı bilgiler var. İşte demek ki gidip görmek lazım, bakmak lazım ve onların halinden ibret almak gerekiyor. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرِ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ, günahlardan sakınan, haramlardan kaçınan kimseler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, aklınızı kullanmaz mısınız? Yani dünya gelip geçici bir hayat. Adeta rüyadaki saltanat gibi. Rüyada bir insan büyük bir saltanat içinde olsa ama kendisi garibanın teki, uyandığı zaman yine gariban olacaktır. Rüyadaki 3-5 saniye mutluluk ona yetmeyecektir. Dünyadaki velev Hazreti Süleyman gibi maddi saltanat, velev Kanuni Sultan Süleyman gibi 46 yıllık saltanat, bu gibi şeyler de olsa uzunca bir rüya gibi olur. Diğer aleme gidildiğinde bunun çok da o kadar önemli olmadığı ortaya çıkar. Asıl mutluluk, asıl saltanat ahiret alemindeki saltanattır. Evet, insan şu anda dünyada yaşıyor. Dünya hayatı önemli ama daha da önemlisi ahiretteki saltanatı elde etmek. Yoksa dünyada sultan, diğer alemde gariban olabilir. Himmete muhtaç durumda, bir zavallı durumda olabilir. Efela taqilun, aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de sıkça kullanılır. Demek ki aklı kullanmak lazım ve aklı iyi değerlendirmek gerekiyor.
Hatta izestey eser rusul, peygamberler, elçiler, gönderilen elçiler yese düştüler. Ve zannu ennehum kad küzibu, ve yalanlandıklarını sandılar. Ce'ehum nasruna, o zaman yardımımız onlara geldi. Yani hak yolunda Allah'ın dinini tebliğ eden kimseler genelde yalanlanmışlardır. Artık her şey bitti gibi düşündükleri bir anda Allah-u Teala onlara yardım etmiştir. Demek ki başarılı olmanın bedeli epey bir sıkıntıya da katlanmaktır. Bu peygamberler için de geçerlidir. Öyle ki peygamberler, acaba artık bir nusret göremeyecek miyiz? Acaba başarılı olamayacak mıyız diyecek duruma geldiklerinde Allah-u Teala onlara yardım etmiştir. Hazreti Musa çok uzun yıllar mücadele veriyor ama neticede kavmini hürriyete kavuşturuyor, esaretten kurtarıyor. Peygamber Efendimiz Mekke'de 13 yıl anlatıyor Allah'ın dinini ama az sayıda insan iman ediyor. Medine dönemine geçildiğinde insanlar toplu halde İslam'a girmeye başlıyorlar. Mekke fethedildiğinde onu çıkaran insanlar toptan İslam'a giriyorlar. Demek ki sebeplerin biter gibi görüldüğü noktada Allah yardımıyla elçilerine yardım ediyor. فَنُجِّيَ مَنْ نَشَى, ve dilediklerimiz bu şekilde kurtarılır. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, ve bizim o şiddetli yakalayışımız, cezalandırmamız mücrim olanlardan, suçlu olanlardan geri çevrilemez. Yani elçiler, Allah'ın elçileri, onlar muvaffak olurlar, onlar başarılı olurlar, Allah'ın diledikleri kurtarılır ama mücrim olanlar, onlar da yani peygamberin davetini kabul etmeyen o mücrimler, onlar da cezalandırılır. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ اِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ, onların bu kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Yani gerek Hazreti Yusuf'un kıssası, gerekse diğer peygamberlerin kıssası, Kur'an'da anlatılan bu kıssalarda akıl sahibi olanlar için ibret vardır. Demek ki herkes kıssadan ders alamayabiliyor. Herkes kıssadan hisse alamayabiliyor. Ama aklını kullanıyorsa, ulul elbab'den ise ve bu şekilde değerlendirebiliyorsa, onlar bu gibi kıssalardan ders ve ibret alıyorlar. مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى, bu iftira türünden bir söz değildir. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları kendisi bir senaryo gibi düşünüp de Allah'ın kelamı diye insanlara yutturmuş değildir. Yani haşa böyle bir iftira yollu, Allah'a iftira olarak söylenmiş şeyler değildir. وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَد۪يهِ, daha öncekilerin tasdikidir. Yani Tevrat'ta da bu kıssa var. Tevrat'ı da Allah indirdi. Allah-u Teala bu kıssayı orada da anlattı. Kur'an-ı Kerim bunu tasdik ediyor. Tevrat'taki anlatımı tasdik ediyor. Ama mesaj yenilenmiştir. Ve ana hatlarıyla beraber olmakla beraber ibareler farklıdır. Ve Tevrat'ta zamanla insanların değiştirdiği kısımlar Kur'an-ı Kerim'de düzeltilerek anlatılmıştır. Ve tafsile külli şey, ve her şeyin tafsilidir. Kur'an-ı Kerim'de eskilerin tasdiki olduğu gibi yenilerin de ayrıntılı olarak anlatımı vardır. Ve huden ve rahme, ve bir yol göstermedir, bir rahmettir. Li kavmin yu'minun, iman eden bir kavim için Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri rehberdir ve rahmettir. Değerli izleyenlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi daha bitirmiş olduk. Yusuf suresini. Yeni bir surede, yeni bir surenin takdiminde beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.